Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri heyecanlı bir mücadeleye götürmek istiyorum. Beyazlarda Ali Reza Firuja, siyahlarda Hikaru Nakamura oynuyor. Bu karşılaşma gerçekten çok keyif verdi ve at fedası da cabası olacak. Beyazlar D4 ile oyuna başladılar. Adaylar turnuvasının 3. karşılaşmasında Nakamura at F6 oynuyor. C4, E6 ve Nimzo Hint yani fil B4'e gittiği bir varyantı oynamak istiyor siyahlar. Ve at C3'ten sonra fil B4 geldi. Vezir C2, kısa rok A3 ve fil çarpı C3, vezir çarpı C3'ten sonra D5 oynanıyor. Merkeze bir taş koydunuz. Burada fil G5 ve artık atın E4'e gitmesi engellendi. Ve D çarpı C4, vezir çarpı C4'ten sonra dikkat ederseniz vezir önce C2'ye gitti. Sonra C3'e, sonra da C4'e belki tempo kaybetmiş gibi gözüküyor ama karşılığında Hikaru Nakamura ancak belki de rok atabildi. Şimdi B6 oynanıyor. Filin ya B7'den ya da A6'dan gelişmesi mümkün olacak. Kale D1'e geldi. Tabii ki D hattında kaleyi kullanmak çok mantıklı. Fil A6'ya gittikten sonra da vezir A4. Vezir A4'ten sonra tabii ki filin A6'daki varlığı tehdit ediliyor bir noktada. Çünkü at artık hiçbir yere gidemeyecek. At A6'yı korumak zorunda olacak. Ama bir yandan da fil A6'da durduğu sürece ve at da B8'de durduğu sürece çok güzel bir tehdit var. Çünkü artık siz E3 oynarsanız fil F1 alınacak. Ve şah F1'den sonra artık beyazlar rok atamayacak. Ve beyazlar rok atamadığı için de buradaki kaleyi aktarmakta sıkıntı çekecek. Şimdi H6 oynandı. Fil H4'e gittikten sonra vezir E7. Tabii ki isteklerden bir tanesi kalenin D8'e gelmesi. Ve ileride C5 sürücüyle birlikte de kalenin D1'deki tehdidi aslında çok büyük. Çünkü şah burada D1'i sürekli korumak zorunda kalacak. Ve şah D1 alabildiğiniz bir noktada artık kale D8 ile birlikte burada siyahlar çok güzel bir üstünlüğü ele almış olacak. At ve 3 gelişim devam ediyor. Kale D8 ve vezir C2. Bu karşılaşma daha önce Nakamura tarafından oynanmış. Carsen'e karşı da oynanmış. Raport'a karşı da oynanmış. Le Coigne'e karşı da oynanmış. Yani burayı aslında Nakamura iyi biliyor. Fakat Ali Reza'nın bir değişiklik yapması lazım. Çünkü Ali Reza evde bu varyantı hazırladıysa muhtemelen Nakamura'nın hoşuna gitsin, bildiği varyantı oynasın diye yapmadı bunu. Çok güzel bir fikir var. Burada ilerleyen zamanlarda bir G5 oynanmış ve at çarpı G5, H çarpı G5 ve fil G5 oynanmış raportta Nakamura karşılaşmasında. Nakamura raporttan dolayı G5'in aslında at çarpı G5 ile karşılanıldığını biliyor. Fakat sıkıntılardan bir tanesi o karşılaşmada beyazlar veziri A4'te bırakmıştı ve aslında şah kanadında o kadar da sıkıntı olmamıştı. Ama işte bu ara hamle, vezir C2 hamlesi çok güzel çünkü artık şah kanadına bir hamle daha yakınsınız. Ve Ali Reza bunu hazırlamış. C5 oynandı. Şimdi E4, ileride E5 gelecek. O yüzden buradaki atla ilgili bir karar vermeniz gerekiyor. Fil F1, kale F1 ve artık G5 oynadı Nakamura birazcık düşündükten sonra. Ve G5 oynandıktan sonra hemen at çarpı G5 patlatıyor. H çarpı G5, fil çarpı G5. Nakamura burada kendisi şunu söyledi. Eğer E5 oynasaydım, evet bilgisayar açısından çok güzel gözüküyor. En doğru hamle gözüküyor. D5 ve kale D6'dan sonra konumum çok sıkıntı kalacaktı ve buradaki ata sürekli basabilecekti rakibim diyor. Ve aynı zamanda vezirin ve kalenin buralara aktarılması gerçekten şah için büyük bir tehdit. Ve Nakamura biliyor ki burada Ali Reza'ya karşı masa başında bir şey oynamıyor. Burada bilgisayara karşı oynuyor ve Ali Reza bu varyantların hepsine hazır. O yüzden fil G5 ile birlikte bu varyanta girerseniz eğer buradan çıkmanız çok zor gözüküyor. O yüzden Nakamura daha siyahlar için daha normal olabilecek bir hamleyi at C6'ya oynadı ve D4'e de baskı yapmış oluyor. D4'e baskı yaptı ve vezir C1. Şimdi vezir C1'den sonra aslında tabii ki beyazların tercihleri burada çok basit. E5 oynayacaklar. Belki de daha doğrusu fil H4 oynayacaklar. Vezir G5 ve sonrasında vezir F4 ile birlikte fil F6'yı alacak. Ve buradan mat tehditleriyle gerçekten sıkıntıya girecek burada Nakamura. O yüzden tabii ki vezir C1'den sonra bu tehdide bir şey bulması lazım. Ve taşları kesmekte buluyor bu tercihi. Kale çarpı D4 oynuyor. Kale çarpı D4'ten sonra artık beyazlar kale çarpı D4, at çarpı D4 değişiyorlar. Ve burada İşte vezir F4 tercihi var. Artık F6 düştü. Ve fil F6, vezir G5,
Ve devamında Vezir G7 artık Vezir G8, Vezir H8 tercihlerinin mat olabileceğini görüyoruz. O yüzden Nakamura'nın dikkatli olması gerekiyor. Buradaki normal hamle Vezir D7 ama Vezir D7'den sonra çok fantastik bir varyant var. Fil F6'yı alıyor. Burada siz at C2 oynadıktan sonra şah E2. Burada vezir artık B5'e gittikten sonra şah D2 ve vezir F1. Şimdi Nakamura da diyor ki evet burada çok güzel kaleyi aldım ve devamında işte vezirin F2, G2 aldığı varyantlar var ya da belki atı aktaracağım ve güzel bir konumum olacak ama bir yandan da vezir burada G5'e gittikten sonra çok önemli bir tehdit oluyor. Şah D7'ye belki vezir A8 alabilir. Vezir A8'e de bir bakalım. Vezir A8, vezir F2 ve buradan sonra aslında berabere gibi olabilir. Ama Nakamura'nın korktuğu varyantlardan bir tanesi vezir F7. Çünkü vezir F7'den sonra burada bu piyon da bir şekilde düştükten sonra artık şah C2'ye alacak ve buradaki piyonlar vezir olmaya çok yakınlar. Yani burada çok çok zor bir tercih. O yüzden Hikaru Nakamura burayı oynamıyor. Vezir D7 oynamıyor ve burada direkt at C2 oynuyor. At C2'den sonra beyazların üstünlüğü birazcık daha artmış durumda. Ama kazanmaya yetecek mi? Şah D1 oynandı hemen. Bu arada Ali Reza hiç süre harcamadı neredeyse. Buralarda ancak 10 dakikasını harcamış. O da işte git geller, işte hamleyi yazmalar vesaire. Ve Hikaru Nakamura'nın 40 dakikanın altına düştüğünü görüyoruz. Ve konum daha da zorlaşıyor. Vezir D7'ye burada at C2 alındı. Şah C2 alındı. Vezir A4'ten sonra şimdi burada Şah B1 ve Vezir E4 ile birlikte taşları kesiyorsunuz. Şimdi bu konuma baktığımız zaman şöyle bir durum var. Bir kere kaleyle atın, kaleyle filden kötü olduğunu biliyoruz. Çünkü fil her iki kanada bakabiliyor. Ve aynı zamanda dikkat ederseniz beyazların H piyonu bir geçer piyon. Yanında veya çaprazında veya önünde herhangi bir piyon yok. Ve burada desteklenerek bu piyon vezire çıkma ihtimali var. Yani siyahların başı birazcık belada. Fil F4 oynandı. At F6. Tabii ki Nakamura da diyor ki en azından atı D5'e yerleştireceğim. Ve rakibin kalesi iş yapamayacak ve çok fazla piyon olduğu için atı en azından file karşı belki o konumda ya da kaleye karşı o konumda daha iyi oynayabilirim. H4 oynandı. Şimdi at D5'e gittikten sonra fil D2 ve F5 oynanıyor. Tabii ki burada G piyonunun ileri gitmesi engelleniyor. Belki F3 sonrasında G4 oynamak isteyecek ama F3'e hemen burada F4 oynandığı için artık bu piyon da zayıflayacak ve konum beraberliğe tamamen dönmüş olacak. O yüzden burada G3 oynanıyor. G3'ten sonra şah F7 ve artık kalenin G8 veya H8'e aktarılması ile birlikte bu piyonlar tutulmaya çalışacak. F3 oynandı. Şimdi kale A8 artık G4 engelleniyor ve üstüne üstlük burada diyelim ki şah A1 gibi bir şey oynatalım. F4 geliyor. F4'ten sonra tabii ki durum tamamen paramparça olacak. G4 oynayamıyorsunuz, kale H4 düşüyor. Alamıyorsunuz, kale H4 düşüyor ve gerçekten konum istediğiniz yere gelmiş olacaktı belki de burada siyahlarda. Ama izin vermiyor tabii. Kale H8'e hemen fil G5 oynandı ve H4 tutuluyor. G4 sürüşü de istenmiş oluyor. G4'ün sürüşü çok önemli. Eğer alırsa çünkü burada iki piyonla beraber artık bu şahı tamamen buraya kilitlemiş olacaksınız ve siyahların da herhangi bir kontrası yok derken Hikaru Nakamura diyor ki tek yol C4 oynamak ve C4 oynarsam ve diğer piyonları da artık burada hızlıca bu piyonlarla kesersem artık oyun benim için güzel bir yere gelecek. En azından buradaki piyonları savunabilirim diye düşünüyor. Çünkü at da var, at da yardımı koşmuş olacak. En kötü ihtimalle bir yerde feda da yapabilir o piyonları almak için. G4 oynandı. G4'ten sonra B5 tabii ki yürüyüş devam ediyor. Çünkü bunu almak istemiyorsunuz ama kale D1 ile birlikte artık sizi zorunda bırakıyor. Çünkü eğer A5 gibi ya da A6 gibi bir şey oynarsanız rakip alacak ve burası boşta kalıyor. O yüzden bu olmuyor tabii ki. Kale E1 güzel bir seçenek olabilirdi. Çünkü kale E1'den sonra yine buradaki alışı tehdit ediyorsunuz. Alıştan sonra kale E5'e geliyor ve buralara artık tamamen hakim oluyorsunuz. Ama kale D1'de hemen hemen aynı zaten. F çarpı G4'ü zorunlu kıldı ve şimdi F çarpı G4'ten sonra A5 oynanıyor. Dediğimiz gibi siyahların planı belli. Buradaki taşları kesmeye çalışacak. H5 oynandı. Kale G8 ve şimdi kale F1'den sonra tabii ki burada
Siz Şölge'ye diye gitmek istemiyorsunuz. Kaleye G8'e geldiniz. Boşuna değil. Ve Şah E8 oynandı. Akıllıca bir hamle. Ali Reza Firuja burada H6 oynuyor. Ve diyor ki eğer alırsan H7 ve artık tutamıyorsun H8'e. O yüzden burada mecburen kale F8 oynamak zorunda kalıyor. Ve kale F8'den sonra eğer değişimden kaçınırsa kale E1 gibi bir şey oynarsa Şah F7. Kale F1'e tekrar Şah E8 dönebilecek. Canlı yayında da bunu konuşmuştuk. Ve kale F8'den sonra belki birazcık daha belki kaleyi başka bir yere oynayarak E1'e oynayıp ya da D1'e oynayıp oyun devam ettirilebilirdi. Ama Ali Reza Firuja dedi ki bu konum galiba kazanç oluyor. Kale F8, Şah F8 ve burada fil D8 hamlesi. Çünkü normal şartlarda siz burada B4 piyonunu süreceksiniz ve değişeceksiniz. Fakat fil D8'den sonra A5'i koruyamadığınız için mecburen A4 süreceksiniz ve buradaki ilerleyiş tamamen durdu. Ama yeterli mi? Emin değilim. G5 oynanıyor. Şah F7 yoksa G6 ile birlikte neredeyse kaybedeceksiniz. Ve buradan sonra artık H7'ye mecburen siz burada Şah G7 oynuyorsunuz ve gidiş tutuyorsunuz. G6 ve burası kilitlenmiş oldu. Çünkü alamıyorsunuz. Alırsanız rakip vezir çıkmış oluyor. Ve burada kalmak zorundasınız. Ve çok güzel bir hamle var burada. Diyelim ki atı bir yere oynadınız. At E3. Burada da oynayacağınız hamleler de çok kısıtlı bu arada. Şu ancak git gel yapabilirsiniz belki bir durumda. Ya da tabii burada da olmuyor şu an ama E piyonunu oynama ihtimaliniz var. B piyonunu oynama ihtimaliniz var. Ya da atı oynama ihtimaliniz var. Diyelim ki atı oynadık E3'e. Burada enfes bir feda var. Fil F6 ve Şah'ın gidebilecek herhangi bir yeri kalmadı. F8'e giderse vezir çıkıyor. Olmuyor. Eğer alırsanız bu sefer de tabii ki yine vezir çıkılıyor. Başka türlü de olmuyor. Yani Şah buraya da alamıyor yine vezir çıkacağı için. O yüzden fil F6'dan kaçınmak lazım. At burada sonsuza dek kalırsa ve bizim hamlemiz kalmazsa ne yapacağız? Bir de öyle bir durum var. O yüzden tek hamle burada C3 oynamak. Sebebi de şu. C3'ten sonra eğer alırsa at C3'le birlikte tempo ile geliyor ve tekrardan geri dönebiliyor yerine F6'yı savunmak için. Şimdi C3 oynandı. B çarpı C3, at çarpı C3 ve şah C2'den sonra ancak dönüyorsunuz at D5. Fil G5'e gitti. Tabii ki amaçlardan bir tanesi de olabildiğince burada işte taşları döndürmeye çalışıp buradan oynamak. O yüzden şimdi E5 oynandı. Tabii ki belki hani başka hamlelere bakabiliriz. Ne diyelim? Belki B4'e bakabiliriz. Ama AB4'ten sonra at B4'e şimdi şah B1'e geliyor. At D5'e gittiğin zaman bu sefer fil C1 ve fil B2'den bakıyorsunuz buraya. O çapraz da engellenemiyor. O yüzden bu çaprazı kapatmak adına fil G5'ten sonra E5 oynandı. E5'ten sonra şimdi şah D2 ve şah D2'den sonra da şah H8'e gidiyor. Tek bekleme hamlesi. Şah H8, şah G7 beklemek zorunda kalacak şu anda. Şah E1. Tabii ki şah tempolarından kaçıyor ve bir noktada beyazların da siyahların da tabii ki isteklerinden bir tanesi şah E2 gibi bir şey oynarsanız at F4 oynayacak. Ve at F4'e şahı kaçtığın zaman at G6'yı alacak ve kazanacak belki de. O yüzden bunu yapamazsınız şu an. Bir de şah çok uzaklara gitti. Fil F4. F4 gibi tercih B4 ile birlikte ileride yani şah F3 B4 ile birlikte A3 burada vezir olmuş oluyor. Yani bu varyantlarda da sağ çıkamıyor beyazlar. Dikkat etmesi lazım. O yüzden şah E1. Şahlardan kaça kaça gidiyor ama şah yine de çok uzakta kaldı. B4. B4'ten sonra A çarpı B4 ve A3. Şimdi fil C1 yine burada sinsi bir hamle var. Eğer siyahlar A2 oynarsa bu sefer fil B2'den sonra bu çaprazı tutamadığınız için artık şah burada tekrardan vezirle karşı karşıya gelecek. Bu olmuyor. O yüzden A3'te o piyonun kalması gerekiyor. At çarpı B4 alındı ve at çarpı B4'ten sonra şah D2. Tabii ki yine aynı şekilde A2 süremiyorsunuz fil B2'ye geleceği için. Ali Reza da bunu deniyor. Çünkü fil A3'ü alsa fil A3'ü alsa hemen at C2 ile karşılanacağı için buradaki çatallan kaçıyor Ali Reza. Şah D2 ve yine fil B2 fil A3 planı bekliyor. At D5 oynandı. Şimdi fil A3 ve at B4'ten sonra artık at o güzel yerine kavuştu. Tabii ki at F4 at G6 isteği her zaman yok muydu? O zaman yoktu çünkü filin hemen bir tane manevra ile beraber E5'e konabilecek olması ve oyunu direkt kazandırması o tempoyu size vermiyordu.
Ama şimdi o tempo sizde var. Fil B2 aldı. Şimdi at G6'yı aldıktan sonra fil E5, at E5'i aldı ve en sonunda da şah burada H7'yi aldıktan sonra tek atla mat olmadığı için oyun berabere bitmiş oldu. Gerçekten heyecanlı bir karşılaşmaydı. Ali Reza Firuş'a evde çok güzel bir varyant hazırlamış. Ama Nakamura masa başında 2 saatte bu varyantı refüte etmiş oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.